buradan sesleniyorum o faşistlere, ırkçı tiplere. AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, Köroğlu TV'de yayınlanan seçim gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. Rasim Özdemir ve Mehmet Ali Atalay'ın sorularını yanıtlayan Metin, Bolulu ve Tanju Özcan hakkında sert açıklamalarda bulundu. Böyle ırkçı, faşist bir duruşu hiçbir zaman Bolulu göstermez. Delikanlıysa Cahit Bey gibi, Erhan Bey gibi ben aday adayım der ve istifa ederek gelir benim karşıma. Metin memleket üzerinden dedikodu üretildiğini belirterek benim Boluluğumu tartışanlar ırkçı ve faşist tiplerdir dedi. Bunlar zaten bu haberleri çıkartan veya bu tip haberi yorumları yayan tipler bizim Boluluğundan şüphe ederim ben. Neden? Çünkü Bolu insanı demokrattır. Bolu insanı hoşgörülüdür, kucaklayıcıdır. Bolu insanı insan sevgisiyle doludur. Dolayısıyla böyle ırkçı, faşist bir duruşu hiçbir zaman Bolu'da göstermez. Şimdi ben Bolu'da doğmuşum. Bolu'da büyümüşüm. Bolu'da avukatlık yapmışım. Bolu'da il başkanlığı yapmışım. Bolu milletvekilliği yapmışım. 3 dönemdir Bolu'yu bakan yardımcısı olarak temsil ediyorum. Bu kadar süredir 45 yaşıma kadar Bolu'luğum tartışılmamış. Bolu Belediye Başkanı adaylığımda Bolu'luğum tartışılıyor. Ya bu bir kere karşılık bulmaz. Yani vatandaşı bir kere Fatih Metin'i, AK Parti'yi buradan vuramazlar. Buradan sesleniyorum o faşistlere, ırkçı tiplere. Benim babam Yozgat, Çayırlar'ın ilçesi İnönü köyünde. 1966 yılında Bolu'ya okumaya gelmiş. Ve Bolu'da okumuş, iş sahibi olmuş, eş sahibi olmuş, çocuk sahibi olmuş. O çocuklardan bir tanesi de benim. Dolayısıyla annem Bolulu, rahmetli dedem, ana tamirhanenin uzun yıllar bahçılığını yapan Haydar Çetinkaya'dır. Bolu'nun Merkeşler köyündendir. Yine anneannem de rahmetli. O da Salıpazarı, eski ismi Salıpazarı, şimdiki ismi Gökçesu'nun Hayranlar köyündendir. Ben Gölyüzü'nde doğdum, büyüdüm. Dolayısıyla dediğim gibi yani Bolu'da doğuyorsun, Bolu'da okuyorsun, Bolu'da iş sahibi oluyorsun, evleniyorsun, çocuk sahibi oluyorsun, siyasete giriyorsun, il başkanı oluyorsun, milletvekili oluyorsun. Bakan yardımcısı olarak Bolu'yu temsil ediyorsun. Sonra da kalkıyor. Belediye başkan adaylığımızda bu tip karşılık bulmayan bir tarzda siyaset yapılmaya çalışıyor. Bunlar dediğim gibi çok az sayıda ırkçı, faşist tipler. Bunlara Bolulu birim tanımadı bugüne kadar. Bundan sonra da tanımaz. AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a da çağrı yaparak eğer delikanlıysa buradan sesleniyorum, Tanju Özcan'a milletvekilliğinden de istifa eder gelir karşıma aday olur. Ama onda bu cesaret yok diye konuştu. Erhan Beykoz, Sayın Erhan Beykoz, Cahit Çingi ve Tanju Özcan. Tanju Özcan aday değil. Yani kamuoyunda ismi geçiyor. Yani lütfen yani şimdi burada delikanlıca gelip delikanlı gibi ben adayım diyen iki tane adam var. Onları buradan tekrar tebrik ediyorum. Biri Cahit Çıngı Bey, biri de Erhan Beykoz Bey ve buradan da ikisine de teşekkür ediyorum. Bu tamamıyla siyasi değildir bu teşekkürüm. Tamamıyla insanidir ama siyaset de var işin içinde. Buradan Bolu halkına da duyurmuş olayım. İkisi de hem Cahit Çıngı Bey hem Erhan Beykoz Bey beni arayarak adaylığımı tebrik etmişlerdir. Bu naifliği, bu nezaketi Bolu'ya yakışır, bu güzelliği sergilemişlerdir. Ben buradan Bolu halkına duyurmuş olayım ve onların şahsında bütün Cumhuriyet Halk Partisi gönüllüsüne, sevdalısı, seçmenine de teşekkürlerimi sunuyorum. Cahit Bey ve Erhan Bey CHP için bir şanstır. Çünkü Bolu'nun o naifliğini ve o güzelliğini yansıtan iki adaydır, aday adayıdır. Yoksa burada kendi kendine Tanju Özcan'ın çıkartmış olduğu bir algıyı onlara da zarar verdiğini düşünüyorum. CHP'ye de zarar verdiğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani bir kendi kendine bir efsane uyduruyor. Halbuki kimin ne olduğunu herkes biliyor. Sen iki ay önce diyorsun ki genel başkan dahi söylese ben aday değilim. Neredeyse ağlamaklı bir şekilde bir bayram şeyinde ilan ediyorsun. Sonra bir ay sonra genel merkez anket yapmış da o çıkmış da bilmem ne de. Buradan sesleniyorum delikanlıysa Cahit Bey gibi Erhan Bey gibi ben aday adayım der. Ve istifa ederek gelir benim karşıma. Bak ben istifa ettim geldim.
Eğer delikanlıysa buradan sesleniyorum Tanju Özcan'a. Delikanlıysa milletvekilinden de istifa eder. Gelir karşıma aday olur. Yarın ama onda bu cesaret yok. Yarın soralım arkadaşlar. Onda bu cesaret aday yok. Soralım, onda bu cesaret yok. Anca şov yapmasını biliyor. Kürsüye gelip konuşarak seçmene faydalı olacağını zannediyor. Bugüne kadar Bolu'ya hiçbir faydası olmamış bir kişinin konuşmaktan başka, hamasetten başka kendi kendine bir efsane oluşturmuş ama Fatih Metin ismiyle o efsane bitti. Bolu'da kayboldu. Bunu da herkes biliyor.